Büyüyünce ne olacaksın?" diyenlere ne cevap veriyorsunuz? Bilim adamı olacağımı söylüyorum. Metni okuma kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Öğretmeniniz metni arkadaşlarınızla aranızda paylaştırınca konuşmaları canlandırarak okumayı unutmayınız. Ben her gün bir şey olacağım. Ecelerin ailesi çok kalabalıktı. O gece yine amcalar, yengeler ve kuzenler bir aradaydı sohbetin sonunda söz çocukların büyüyünce ne olacağına geldi. Sırayla her biri bir meslek seçti. Büyük kuzenlerden biri doktor, diğeri mühendis olmak istediğini söyledi. Söz alan üçüncü çocuk, ben öğretmen olacağım. Çocuklar öğretmenleri çok severler, dedi. Dördüncüsü, kim ne isterse olsun ama ben şoför olacağım. Beşinci çocuk, uçak kullanmak, araba sürmekten daha iyi değil mi? göklerde ne trafik kuralları ne de virajlar var. Sürebildiğin kadar sür. Ben uzaya giden kozmonot olacağım. Ay'a gideceğim. Yıldızlara gideceğim. Oraları inceleyeceğim. İsterseniz sizi de. Götürürüm, dedi altıncı çocuk. Yedincisi de ben yeryüzünde kalacağım ve televizyoncu olacağım, dedi. Amcalardan biri yeğeninin söylediğini düzeltmeye çalıştı. Televizyoncu diye, televizyon yapan ya da televizyonları tamir edenlere derler. Öyleyse televizyonda çalışan gazeteci olacağım, dedi yedinci çocuk. Sonunda sıra çocukların en küçüğü olan Ece'ye gelmişti. O da ne olmak istediğini söylemeliydi. Fakat mesleklerden pek haberdar değildi. Sonra ilk defa böyle bir konuyla karşılaşmıştı. Düşündü düşündü sonra birdenbire ben otobüsçi olacağım diye parladı. Böyle bir meslek yok. Eğer otobüsü kullanacak kişi olmak istersen buna şoför derler. Bu mesleği kardeşlerinden biri seçti. Sen kendine başka bir meslek seç dedi en küçük amcası. Hekim olacağım. Hekim doktor demektir. Bu mesleği de seçtiler. Öyleyse dondurmacı olacağım. Hoppala! Amma da ağır bir meslek seçtin, diyerek kahkahayı kopardı kardeşlerinden biri. Kardeşlerinin kendisiyle alay etmelerine gücenen Ece, öyleyse ben hiçbir şey olmayacağım. Bana meslek kalmadı, dedi. Bu kez yengeleri de amcaları da gülmeye başladılar. En yaşlı amcaları, Ece'ye fırsat verelim, dedi. Azıcık daha büyüsün. Meslek seçmeye hala çok vakit var. Büyüyünce bize seçtiği mesleği söyler. Olur mu? Olur diyerek öneriyi kabul ettiler. Televizyonda müzikli bir program vardı. Hep birlikte televizyon izlemeye başladılar. Fahrikaya kısaltılmıştır. Kuzen kelimesini kimler için kullanırız? Arkadaşlarınızla konuşarak açıklayınız. Konuşurken arkadaşlarınızla göz teması kurunuz. Kuzenleriniz varsa adlarını ve akrabalık ilişkinizi de belirtiniz. Kuzen kelimesini amca, dayı, hala, teyze çocuklarının her biri için kullanırız. Birinci etkinlik Okuduğunuz hikayeye göre, Ecelerin ailesinde kimler varmış? Amcalar, yengeler, kuzenler. Sizin ailenizde kimler var? Annem, babam, kardeşim, babaannem, dedem. İkinci etkinlik. Aşağıdaki kelime haritasına ailenin kimlerden oluştuğunu yazınız. Yakın akrabalarımızın da aileden biri olduğunu unutmayınız. Anne, baba, amca, dede, hala, teyze, dayı, kuzen, anneanne. Üçüncü etkinlik. Soruları okuduğunuz hikayeye göre cevaplayınız. Uçak kullanmak niçin araba kullanmaktan daha iyiymiş? Trafik kuralları ve viraj olmadığı için. Uzaya gitmek isteyen çocuk ne olacağını söylüyor. Kozmonot. Yeryüzünde kalmak isteyen diğer çocuk ne olmak istiyor? Televizyoncu. Ece, meslek olarak neleri seçti? Şoför, hekim, dondurmacı. Ece için gücendi? Kardeşlerinin alay etmesine gücendi. Ece'nin kardeşleri nasıl davranmalıydı? Kardeşleri, Ece ile alay etmemeliydi onun düşüncelerine saygılı olmalıydı. Dördüncü etkinlik Hikayede geçen meslek adlarıyla resimlerini eşleştiriniz. Pilot Öğretmen Doktor Şoför Gazeteci Kozmonot Mühendis Hazırlık bölümündeki büyüyünce ne olacaksınız sorusuna ne cevap verdiniz? Niçin bu mesleği seçtiğinizi arkadaşlarınıza açıklayınız konuşurken kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanınız. Bilim adamı olmak istiyorum. Çünkü araştırmalar yapıp insanlar için faydalı olabilecek buluşlar gerçekleştirmek istiyorum. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde hangi noktalama işaretleri kullanılmış? Örnek cümleleri inceleyiniz. Ecelerin ailesi çok kalabalıktı. O gece yine amcalar, yengeler ve kuzenler bir aradaydı. Ben öğretmen olacağım. Uçak araba kullanmaktan daha iyi değil mi? Hoppala. Bu cümlelerde konuşma çizgisi, virgül, nokta, soru işareti ve ünlem işareti kullanılmış. Hangi cümleler bir konuşmayı belirtiyor? Bunların konuşma cümlesi olduğunu nasıl anladınız? Başında konuşma çizgisi olan cümleler konuşma cümlelerini belirtiyor. Cümlelerin sonunda niçin farklı noktalama işaretleri kullanılmış olabilir? Daha önce öğrendiklerinizden yararlanarak açıklayınız. Soru cümlelerinin sonuna soru işareti, coşku, heyecan, korku, şaşma gibi duyguları belirten kelime ve cümlelerin sonuna ünlem işareti, soru sormayan, duygu belirtmeyen cümlelerin sonuna da nokta, konur. Cümle başında ve sonunda kullanılan işaretlerden başka noktalama işareti de var mı? Örnek cümleleri tekrar inceleyiniz. Cümle içinde amcalar, yengeler gibi birbiri ardınca sıralanan kelimeleri ayırmak için virgül kullanılır. Virgül sadece cümle içinde kullanılır. Cümle sonuna konulmaz. Bilgi kutusu. Biliyor musunuz? Noktalama işaretleri bir yazının nasıl okunacağını, nerelerde duraklanacağını ve sesin nasıl ayarlanıp, Hangi duyguyla okunacağını belirtir. Aynı trafik polisi ve trafik işaretleri gibi bizi yönlendirir, uyarır. 6. etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleri kullanılmamıştır. Nerede hangi işaretin kullanılacağını belirleyip renkli kalemle yazınız. Yaşasın! Tatilde halamlara gidiyoruz. Alo kimi aramıştınız? Arkadaşlar ben de gelebilir miyim? bu oyun üç kişiyle oynanmaz mı? Ali Funda Can ve Tuna şiir okuyacaklar Ali'nin okuyacağı şiir çok uzun. Bugün kalem silgi ve pastel boya aldım. Ayça'nın sulu boyasından da alacağım.